Herkese merhabalar. Anlatım bozukluğu konusunun ilk videosu Tonguç. Bak ilk video, sonra ikincisi de bunun devamı olacak. Şimdi şuraya bakalım. Anlatım bozukluğu ne biliyor musun Tonguç? Bu araba bu yolda mı daha iyi gider, bu yolda mı daha iyi gider? Hocam bence bu arabanın sağ taraftaki yolda iyi gideceğini hiç zannetmiyorum. Lastikleri paramparça olur, perişan olur araba. İşte anlatım bozukluğu böyle bir şey Tonguç. Eğer bir cümlenin içerisinde pürüzler varsa, gereksiz sözcükler varsa, yanlış anlamda kullanılan sözcükler varsa, aynı pürüzlü yol, bozuk yol gibi cümle istediği hedefe ulaşamaz, araba bozulur, cümle bozulur. Ama yol pürüzsüz, dümdüz olursa herhangi bir hata olmaz ve pürüzsüz bir şekilde yoluna ulaşır. Bak şimdi, önemsenmeyen hatalar başarıyı engeller. Bu cümlede herhangi bir gereksiz sözcük, herhangi bir hata yok. Ama bak, önemsenmeyen gereksiz hatalar başarıyı engeller. Bak bu sınavda çıkmış. Yok hocam, problem yok bence bunun. Evladım, gerekli hata olmaz ki. Bu kelimeyi niye kullandın? Aa. Hata zaten gerekli olmaz ki. Yani hiç onu, bu hata hiç çok açıdan bakmamışım hocam. Hiç, bu açıdan bakacaksın işte Tonguç. Bu açıdan baktığın zaman daha rahat yapabilirsin. Şimdi anlatım bozukluğu Tonguç iki temel sebebe dayanır. Birincisi anlama dayalı bozukluklar, ikincisi dil bilgisine dayalı. Deminki gibi anlama dayalı değil mi hocam? Evet, deminki anlama dayalı. Şimdi anlama dayalı bozukluklarda şöyle gözlerini şöyle yapacaksın. Diyeceksin ki acaba bu ne diye dikkatli olacaksın bak. Burada gereksiz sözcük kullanılabilir, yanlış anlamda sözcük kullanılabilir. Zaten bu videomuzda en çok çıkan konu olan anlama dayalı bozukluklara bakacağız. Bundan sonraki diğer videomuzda ise dil bilgisine dayalı bozukluklara bakacağız. Dil bilgisine dayalı bozukluklar ise son derece kolay. Orada yüzüne şöyle bir gülümseme kaplayabilir tanıdık, yaşasın diyebilirsin. Neden? Çünkü dil bilgisine dayalı bozukluk oluşabilmesi için cümlenin içerisinde mutlaka bir virgül, bir bağlaç, bir ve, bir ama, bir fakat, bir fiilimsi olmalı. O zaman yakalarız yani. Her türlü yakalarız. Bak hatta bunu burada gösterelim. Herkes dersi dinliyor, çıt bile çıkarmıyordu. Mesela burada yapısal bir bozukluk, yani dil bilgisine dayalı bozukluk var. Bu arada şunu da söylemek istiyorum Tonguç, aradan kaynamasın. Anlama dayalı bozuklukları bazı yeni müfredatta bağdaşıklık ilkesine aykırılık diye soruyorlar. Yuh! Bağdaşıklık ilkesine. Daha zor bir şey. Bunu da bağlaşıklık ilkesine aykırılık diye soruyorlar. Bağlaşıklık ilkesi. Allah'ım yarabbim. Çünkü burada bağlıyorsun. Zaten biz öğrencilere bağlamalı yöntemle öğretiyorduk. Dolayısıyla bağlamak deyip hatırlıyorlar. Şimdi herkes dersi dinliyor diyebilirsin Tonguç. Peki herkes çıt bile çıkarmıyordu diyebilir misin? Hayır hocam, olmaz ki. Buraya kimse çıt bile çıkarmıyordu demen lazım. Dolayısıyla burada özne yüklemle uyuşmuyor. Özne yüklem uyuşmazlığı var. Buraya bir özne eksik. Dolayısıyla burada yapısal bozukluk var. İki sağla bir bağla. Şuraya bakalım. Ne hocam? İki sağla bir bağla. Ya şaka yapıyorum. Tonguç'a güveniyoruz ve çok seviyoruz. Şimdi biz güveniyoruz, tamam, biz seviyoruz, tamam. Kime güveniyoruz? Tonguç'a güveniyoruz. Kimi seviyoruz? Tonguç'a seviyoruz. Halbuki onu çok seviyoruz demesi lazım. Tonguç'a seviyoruz olmaz. Aynen, Tonguç'a seviyoruz. İki salla bir bağla. İki salla bir bağla burada da olmadı. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki anlama dayalı bir bozukluk olduğuna veya bir cümlenin içinde virgül gördüğümüzde İki salla bir bağla yapıyoruz. Hemen sevineceğiz. Çünkü burada da nesne eksikliği var, bağlayamadık. Şimdi o zaman şöyle bir özetlemek gerekirse. Bir, soru çözerken önce cümleyi okuyorsun. Cevabı bulduysan işaretliyorsun. Cevap B, işaretliyorsun. Ama bulamadıysan seçenekleri okuduktan sonra bağlaç olan cümleleri inceliyorsun. Yani böyle virgül, noktalama işareti bir bağlama. V olabilir hocam. V olabilir. Ama olabilir. Veya olabilir. Veya olabilir. Fakat olabilir. D olabilir. Bu tarz şeylere bakıyorsun. İki sağla bir bağla yapıyorsun. İki sağla bir bağla nasıl oluyor hocam? Yani bak şöyle göstereyim Tomuş. Bak şöyle göstereyim. Bak şurada göstereyim. Zaten yapısal bozukluklar konusuna gelince göstereceğiz bir kez daha. Diyelim ki şurada yazayım. Tonguç. Efendim hocam. Tonguç'u seviyoruz. Ama hocam, tamam mı? Bak şimdi, kötü bir şey gelmesin. Yok, seviyoruz. Sınavda güveniyoruz. Şimdi burada bozukluk var mı Tonguç? Hocam yoktur hocam. Bence yok. Güzel bir cümle kuruyoruz. Tonguç'u seviyoruz ama Tonguç'u güveniyoruz olmaz ki. Ha, iki sağlığı bir bağlı. Ona sınavda güveniyoruz hemen lazım. Şimdi sana adam bunu virgülle sorabilir. Bir, ikinci şöyle diyebilir. Tonguç'u sevip... Bak der, bağ fiil kullanıyor. Sınavda güveniyoruz der. Şimdi burada virgül yok. Bağlaç çok... güzel bir şey söyledi ama. Bak. Tonguç'u sevip sınavda güveniyoruz dedi ya. Şimdi burada virgül yok. Bağlaç da yok ama bağ fiil var. Ama demek ki fiil hocam. Bak, virgülün olduğu cümleye bakacağız. Bağlacın olduğu cümleye bakacağız ya da fiilimsinin, yani bağ fiilin olduğu cümleye bakacağız Tonguç. Burada da Tonguç'u sevip ona sınavda güveniyoruz demeliydi. Buna dikkat edin. Şimdi zaten bugün önce anlama dayalı bozukluklara bakacağız. Bunları detaylı bir şekilde taktikleriyle birlikte diğer videomuzda öğreteceğiz. Şimdi anlama dayalı bozukluklarla başlayalım. Bunlar bunlar dikkat gerektiriyordu. Bunlar biraz daha zordu. Birincisi gereksiz sözcük kullanılması. Annem her sabah bize portakal suyu sıkar cümlesinde. Sence gereksiz bir kelime var mı Tonguç? Hocam portakal orada kal. Kaldım, tamam, bekliyorum. Hocam annem, ninem, bilmiyorum hocam. Bak aferin. Annem her sabah, burada annem atamazsın. Annem atarsan
Kimin sıktığı belli olmaz. Kim sıktı, tamam. Her sabah atarsan olmaz. Ne zaman sıktığı belli olmaz. Olmaz. Kime sıktığı belli olmaz. Bize sıkıyor. Bize sıkıyor. Portakal atarsan olmaz. Çünkü belki de vişne suyu sıkıyor. Ama ne oldu burada? Suyu atabilirsin Tonguç. Annem bize her sabah portakal sıkar diyebilirsin. Zaten gerçi portakalın... Gerçi su sıkılmaz koyuyor. Aynen Tonguç. Oha. Portakalın suyunu sıkarsan konsantresine ulaşırsın artık. Ne oluyor yani? Suyu portakal sıkılmaz hocam. Su elimizden kayar. Kayar yani. Ne yapacaksın? Özütüne mi ulaşacaksın? Tonguç bana gizli sırlarını anlatacak. Buradan kelime gereksizdir sence Tonguç? Hocam bence her kelime mantıklı burada. Hayır bak. Sır zaten gizlidir Tonguç. Dolayısıyla gizli kelimesini atabiliriz. Aynı zamanda bak bazen gereksiz sözcükle alakalı şunu da söyleyelim. Bazen gereksiz yere şöyle şeyler de yardımcı eylemler de kullanıyor. Mesela defilede beğeni alan kıyafetler diyorsun ya. Beğeni alan kıyafetler. Burada beğenilen diyebiliyorsan beğeni alandaki alan gereksizdir Tonguç. O kadar bile yani. Evet. Çok detaylı hocam. İçeriye öğrenciler giriş yaptılar. Giriş yaptılar demene gerek yok evladım. Girdiler. O zaman bu gereksiz. Bu sınavda çıktı. Veyahut da başka bir örnek vereyim mesela. Tonguç senden şüphe ediyorum. Şüpheleniyorum diyebilirsiniz. Aynen şüphe ediyor. Şüpheleniyor diyebiliyorsan burada etmek olmak eylemlerinin yerine lan ne şeklini kullanabiliyorsan. Lan lun kullanmayalım hocam. Çok ayıp yani, bir şey ikini ama. Kullanabiliyorsan bu da gereksizdir diyebiliriz. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması benim en sevdiğim ve en zor örneklerin çıktığı şeydir. Genellikle öğrenciler kolay der çünkü bu örnekleri duymuştur. Ama esasında duymasalar gerçekten zor örneklerdir. Mesela bunun ödüllü sorusunda kimsenin bilemediği gerçekten özel bir soru sorduk. Bakalım bulabilecekler. Ve üniversiteden çıkmış bir soru bu arada. Wow. Ama eski bir sınav sorusu. Fiyatlar... Şu an çok titredim, gaza geldim. Sakin. Fiyatlar pahalı olduğundan satışlar durgun. Sence burada yanlış anlamda kullanılan bir sözcük var mı Tonguç? Hocam fiyatlar... Bilmiyorum hocam. Fiyatlar pahalı olmaz Tonguç. Ürünler pahalı olur. Aa. Fiyatlar düşük ya da yüksek olur Tonguç. Anlaştık mı? Yani çok yani, ince hocam. İnce gördüğünüz yani şu düdüğün fiyatı pahalı ya da... Hocam düdüğün size ne işi var hocam? Hakem misiniz? Hayır hakem değilim de bu kamp yapıyoruz Tonguç. Kamp için lazım olur diye getirmiş. Aa, şimdi devam edelim. Burada o zaman pahalı kelimesi yanlış kullanmış. Tonguç derslerde çok çekimser davranıyor. Burada ne kullanmalıydık? Çok... iyimser davranıyor. Hayır. O da olabilir. Çekingen demeliydik. Çekimser başka bir anlamda kullanıyor. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasına baktığımız ise Tonguç. Bu sefer gereksiz bir sözcük yok. Yanlış anlamda kullanılan bir sözcük de yok. Ama bu sefer yeri yanlış yani. Ağrısız kulak delinir. Burada ağrısız ve kulak kelimelerinin yerinin değişmesi lazım Tonguç. Neden? Çünkü Türkçe'de en başta özne vardır Tonguç. Sonra nesne vardır. Sonra dolaylı tümleç vardır. Sonra zarf tümleci vardır. Sonra yüklem vardır. Yani eğer Türkçe'nin en kural halini merak ediyorsan en kural hali budur. Sen eğer dolaylı tümleçle zarf tümlecinin yerini değiştirirsen bazen anlam karışıklığına sebebiyet verir. Burada da öyle olmuş. Ne delinir? Kulak delinir. Kulak burada. Nasıl delinir? Ağrısız delinir. Zarf tümleci burada. Bunları yerini değiştirmen yer lazım. Yer değiştirmiş. Yani değiştirin kafa karışmış. Bu zarfken bir öznenin sıfatı gibi olmuş. Yüzme en iyi deniz öğrenilir. Buraya bakalım. Öğrenilir yüklem. Ne öğrenilir? Yüzme öğrenilir. Nasıl öğrenilir? En iyi öğrenilir. Nerede öğrenilir? Denizde bak. Burada da zarf tümleciyle dolaylı tümlecinin yeri değişmiş ve kafa karışıklığına sebebiyet vermiş. O zaman bunlar yer değiştirmeli. Çünkü Tonguç eğer yüzme en iyi deniz öğrenilir dersen şöyle oluyor. Yüzme denize mi iyi öğrenilir? Yani havuz yerine denize mi iyi öğrenilir? Yoksa en iyi deniz yani Karadeniz, Marmara, Ege değil Akdeniz'e mi öğrenilir gibi kafa karışıklığı çıkıyor. Burada anlatılmak istenen en iyi deniz değil yüzmenin havuzda değil de denize iyi öğreneceği. Şuraya bakalım. Bu üniversiteden çıkmış bir örnek. Anlam bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı. Şimdi burada dikkatli baktığımızda acaba nerede gerek? Çok zor hocam bu ya. Bak burada daha çok ölmesine değil. Ölmek zaten bir kere olur Tonguç. Burada daha çok ölme değil de daha çok asker demesi gerekiyordu. Yanlış kullanılmış. Yanlış yer hocam. Yanlış yer. Çelişen ifade... büyüyünce alien gibi kafam olacak hocam. Bu ne ya böyle? Bakın kafam biraz değişik olmuş Tonguç. Bak senin kafan normalde şöyleyken değil mi? Şöyle oluyor. Burada ise şöyle olmuş Tonguç. Bartın hocam orada tamamen uzaylı gibi olmuşum. Bir de saçım iğrenç gözüküyor hocam. Hakikaten saçın da geniş olmuş. Senin normal tipin bu değil mi? Evet hocam. Evet hatta saçında bu kadar. Kaç bakayım sayayım şöyle bir daha bak. Üç tane. Üç tane tamam yanlış. Bakayım. Bir tane çıkmış ama bir tane daha çıkmış. Dört tane. Şimdi devam edelim. Elbette bize bugün belki gelir. Ne diyorsun ya? Hem elbette diyorsun hem de belki diyorsun. Yani elbette kesinlik bildiriyor belki ihtimal bildiriyor. Bu olmaz. Elbette. Burada çelişki var. Genellikle hep aynı hatayı yapıyorum. Genellikle hep o ne demek? Hep %100 genellikle %80. Şaka mı yapıyorsun benimle? Aşağı yukarı
tam 5 kişi vardı. Ne? Abi beynim sulandı hocam şu anda. Aşağı yukarı ve tam. Bunlar da yine çelişen ifadeler. Bak buna şuna dikkat et Tonguç. Bu çok öğrencinin yaptığı hatadır. Aşağı yukarı 3-5 kişi vardı dersen bu nedir? Gereksiz sözcüktür. Çünkü 3-5 zaten aşağı yukarı anlam veriyor. Hocam, ama aşağı yukarı söyleyeyim. Tam 5 kişi vardı dersen bu çelişen ifadeler. Efendim Tonguç. Herhalde kesin yarın maça gideceğim. Hah. Bu işte çelişen ifade. Günaydınken saçma cümle oldu. Teşekkürler. Tonguç zaten seni dinlerse öğrenciler, senin yaptığın esprileri, senin konuştuğun cümleleri dinlerlerse anlatım bozukluğu konusunu çekiyor. Çok iyi anlarlar. Senin yazdığın cümleleri, söylediğin cümleleri yazsınlar bir kenarı. Bunların hepsi anlatım bozukluğu için örnek olabilir. Şimdi deyimlerin yanlış kullanılmasına bakalım. Çok anlayışlı birisidir, her şeyi burun kıvırır. Ha? Her şeyi burun kıvırıyorsa nasıl anlayışlı oluyor? Burun kıvıran insan her şeyi böyle reddeden, bir şeyi beğenmeyen adam demektir. Mantık hatası da aynı sözcüğün yanlış yerde kullanılması gibi yerlerini değiştirmesi lazım. Beyin, bu da üniversiteden çıkmış bir örnek. Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse ölüme, hatta sarar nöbetlerine yol açabilir. Ne diyorsun ya? Hayır, ölümden sonra sarar nöbeti mi olacak? Aynen yani, sarar nöbetiyle ölüm değişmeli. Dünyadaki en sert mesela şey. Şöyle diyelim. Hocam bırakın takdir almayı, pardon. Hocam bırakın sınıfı geçmeyi, takdir alman bile zor. Evet. Allah'ım yarabbim. Hocam beynimi ya. Yaktınız ya. Bak şimdi burada yine başka örnekler var. Beraber bulmaya bakalım. Bulmaya çalışalım. Hasta yemeğini erken yemesi gerektiği halde bu yasağa uymuyor. Burada nasıl bir bozukluk var Tonguç? Hocam burada anlatım bozukluğu var. Harikasın, mükemmelsin. Bak burada yasağa değil de kurala uymuyor dememiz lazım. Çünkü burada kelime, sözcük yanlış anlamda kullanılmış. Hasta doktoru çok kötü hastayı doktor çok iyi tanıyordu ve çok iyi yardımcı oluyordu. Burada ise ona nasıl bir yardımcı? Ona yardımcı adam ölmüş zaten. Çok iyi yardımcı oluyor. İki sallı bir de bağlı. Hastayı yardımcı oluyordu. Olmuyor. O zaman hastaya yardımcı oluyor dememiz lazım. Burada da yapısal bozukluk var. Şimdi o zaman anlama dayalı bozuklukları bitirdik. Şimdi yapısal bozukluklar için diğer videomuza geçiyoruz. Ve konuyu iyi bir şekilde pekiştiriyoruz. Ödülü sorumuzu eğer okuyabilirsek yapıyoruz. Tonguç Akademi.com'da video yağmurumuz devam ediyor. Şemsiyelerimizi kapatıp ıslanmaya devam ediyoruz. Bir önceki ve bir sonraki videomuz ne? Anlatım bozukluğu 2 videosu. Bunu izlemeden zaten konuyu tam anlamıyla öğrenmiş olamazsınız. Teşekkür ederim. Bir de konuşabilseydim.